Türkiye'de meydana gelen akaryakıt zamları nedeniyle ulaşım işiyle uğraşan esnaflar zor zamanlar geçirmeye başladı. Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, esnafın çalışarak batma noktasına geldiğini belirterek, hayat normale dönene kadar esnafın vergiden muaf olması gerektiğini ifade etti. Esnaf sanatkarımız zaten uzun zamandır pandemi döneminin etkisiyle beraber bir toparlanma sürecine girmek isterken, okulların açılmasıyla beraber 6,5 lira olan akaryakıt fiyatımız dünyadaki değişimler gerekçe gösterilerekten şu an yaklaşık 20 liranın üzerinde 22-23 lira seviyesinde. Bu da şunu gösteriyor ki yaklaşık %400'lük bir artışla karşı karşıya gerek öğrenci gerek personel gerek turizmde gerekse taşımalı eğitimde çalışan esnaf sanatkarımız şu an için tabiri caiz ise çalışarak batma durumundayız. Esnaf sanatkarımız çalışıyor ama batmakla mükellef gibi bir pozisyonla karşı karşıyayız. Gelirimiz gider kalemlerimizi karşılamaz duruma gelmiştir. Bu konuyla ilgili esnaf sanatkarımız son derece sıkıntılı bir süreç içerisindedir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi zaten yaralı tamamen 1,5 yıldır çalışamayan, doğru düzgün bir gelir elde edemeyen meslek grubu. Konu akaryakıt olduğu zaman bizim birçok gider kalemlerimizi etkilemekten, daha doğrusu tüm esnaf sanatkarımızın ana gider kalemini oluşturan akaryakıt gideri tüm kalemleri etkilediği için esnaf sanatkarımız nefes alamayacak durumdadır. Bu konuda biz esnaf sanatkarlar olarak yerel yönetimden, belediyemizden bir zam talebinden ziyade, velilere zam yaptık demekten ziyade özellikle hükümetimizin daha önceki yapmış olduğu 2004 yılından bugüne kadar deniz taşımacılığı ile alakalı, denizle uğraşan, deniz işiyle alakalı uğraşan tüm taşımacılara yapmış olduğu vergi muafiyetinden faydalanmak istiyoruz. Şu an esnaf sanatkarımız almış olduğu akaryakıtlardan hem KDV ödüyor, hem ÖTV ödüyor, hem de ÖTV'nin KDV'sini ötüyor. Ödemek zorunda kalıyor. Şimdi bu ödediği vergiler de esnaf sanatkarımız için ciddi derecede bir maliyet getirmiş oluyor. En azından ticari taşıt araç kullanıcılarına bu süreç içerisinde hükümetimizin hayat normale dönene kadar dünya dengesindeki akaryakıt fiyatları normal bir seviyeye çekilene kadar ÖTV'siz, KDV'siz ve ÖTV'nin KDV'si olmadan bir muafiyet tanınması genel olarak tüm esnaf sanatkarımıza fayda sağlayacak kanaatindeyim. Depoya gidiyor akşam, akaryakıt istasyonuna gidiyor arkadaşımız, deposunu dolduruyor. Sabah servisi bitip organize sanayine gidene kadar akaryakıta tekrar zam gelmiş oluyor. Öğrenci taşımacılığında çalışan arkadaşlarımız için aynısı geçerli. İhalelere girdi meslektaşlarımız, özellikle taşımalı eğitimle alakalı esnaf sanatkarımız o günün şartlarında 6,5 liradan ihaleye girmiş. Bugün 23-24 lira bandına gelmiş akaryakıt fiyatı. Bu insanlar ev geçindirmekle mükellef. Allah rızası için bir yetkilimiz de çıksın. Her gün gelen akaryakıt zammı ile ilgili biz kimseyi suçlamıyoruz. Fakat en azından buradaki tüm biraz önce de ifade ettim öğrenci taşımacılığı, personel taşımacılığı, taşımalı eğitim ve turizm sektöründe çalışan meslektaşlarımızın mağduriyeti dile getirilsin. Bir yetkilimiz çıksın, bir milletvekilimiz çıksın. Evet ya, burada ben sadece Kayseri için, sadece şehrimizde şu an bahsettiğim esnaf grubu yaklaşık 3500 esnaf grubu. Ya arkadaşlar, bu insanlar sıkıntılı. En azından hükümetimiz hayat normale dönene kadar, yani bu varil fiyatı tamam arkadaş şu noktada sabitlendi denilene kadar en azından bu süreç içerisinde devletimizin almış olduğu akaryakıttaki vergilerden bir muafiyet getirilmesi en büyük talebimizdir. Şayet olmayacak olur ise bu esnaf sanatkar ne personel taşıyabilir, ne öğrenci taşıyabilir, ne de taşımalı eğitimde hizmet verebilir. Tabiri caizse tek kelimeyle bugünün şartlarında servisçi esnafımızın toplamı tamamı da çalışarak batma noktasına gelmiştir ve batıyoruz. Şimdi biz esnaf sanatkarlar olarak vatandaşlarımıza fiyat ayarlaması ya da zam yaptık demek istemiyoruz. Bu bizim için son seçenektir. Ama en önemlisi acilen esnaf sanatkarımızın da zaten dayanacak gücü yok. Şu an marşına basan her esnaf sanatkarım zarar ediyor. Ama bu insanlar ev geçindirmek zorundadır. Bu insanlar helal lokma götürmekle mükelleftir. Bu insanların evde çoluğu çocuğu var. Allah rızası için bir yetkilimizin biz formülünü de söylüyoruz. Yani bunun için ne yapılabilir diye düşünmeye de gerek yok. Hükümetimizin bakanlıklar nezdinde Ulaştırma Bakanlığımızın kayıtlı olan ülke genelindeki işte 300-400 bin, 500 bin ne kadar esnaf sanatkar var ise ulaşım işiyle uğraşan
bu arkadaşlarımıza akaryakıtta hayat normale dönene kadar vergi muafiyetinin olması ülkemiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı sayısız dilekçelerimiz, taleplerimiz ilgili bakanlıklarımıza iletilmiş pozisyondadır. Şayet eğer ki hükümet nezdinde, bakanlık nezdinde bir şey olmayacak olur ise bu konuyla alakalı biz ilgi ve alakayı gereken desteği kıymetli yerel yönetimdeki belediyelerimizden beklemekteyiz.